Hayati Usta 1950 yılından beri hayatı dokuyor diyebiliriz. Diyebilir miyiz Evet, ustacığım? deriz tabii. 950'den beri deriz. Evet. Evet. Nasılsınız ustacığım? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz Hoş de iyiyiz. geldiniz. Hoş bulduk. Beyi pazarımıza. Hoş bulduk. Evet. Ustacığım, bu önümde gördüğünüz şeyler, bu önümüze koyduğumuz şeyler nedir? Bu Bu tezgah nedir? Biraz işinizi, mesleğinizi anlatır mısınız bize? anlatayım. Bu kamçılı Hı. el tezgahı. Biz bunda dört ayaklı kamçılı el tezgahı bürgü dokuyoruz. İpekli bürgü. İpekli Evet, her gelin kızın bu bak ipekli bürgü. bürgü. Her gelin kızın çeyizinde bir tane olur bu. Hı. İpekli bürgü. Ama şimdi bunu biz masa örtüsüne de çevirdik. Piskos masa, oda takımları yapıyoruz. Hı. Ve perdeler Hı. yapıyoruz. Bu değişik değişik ürünler yapıyoruz şimdi. Kaç yaşında başladınız ustacığım? Aşağı yukarı 12 yaşımda falan başladım. Hı. İlkokuldan sonra başladım. Kimden öğrendiniz mesleği? Baba mesleği. Baba mesleği. Babanız da Evet, dokuyordu. dokurdu. Bizim 8 tane tezgahımız vardı. Hı. Eskiden dükkanımız vardı çarşı içinde. 8 tane tezgah işçimiz vardı. Bize çalışırdı. O ustalardan Hı. belledim. Erzurumlu ustamız vardı. Buldanlı ustamız vardı dışarıdan. Beypazarlı ustalarımız vardı. Onlardan belledim ben bu sanatı. Hı. Ve devam ettiriyorum hala. Halen başka ürünler olarak devam Tabii ediyor. tabii tabii tabii. Dokumalarının özelliği nedir Hayati Usta? Bu Beypazarı dokumaları ipekli ve dört ayak oluşuyor. Bu örnek Şam'dan gelmiş, Hama'dan. Halep işi denirdi bunu eskiden. Beypazarı'da bu dokunmazdı, astar dokunurdu. Astar. Astar. Astar dediğimiz yani kabut bezi falan dokunulmuştu. Bu İstanbul'a gelirmişti bizim duyduğumuza göre. İstanbul'dan da Beypazarı'na benim dedem getirirmişti. Satılmıştı. Halep bürgüsü diye satılırmıştı. Halep'te yapılırmıştı bu bürgüde. Şimdi artık oralardan gelmiyor. Beypazarı'na babam başlıyor. İpekli bürgüye. Ve devam ettiriyor. Biz de onun şeyi devam ettiriyoruz işte. Oradan devam ettiriyorsunuz devam günümüze kadar. Evet. Peki ustacığım, ham maddeyi nereden alıyorsunuz? Bunda Şimdi bir sıkıntı olmuyor mu? buralarda yok. Bulduğumuz yeri Bursa'dan alırız ipe. Denizli'nin Buldan kazasında ben bilhassa Denizli'de orada çevrem var. Buldan'a telefon açıyorum. Gönderiyorlar. Pamuk ipliğinde oradan geliyor. Buralarda yok. Çözgüsünü var. Eskiden çözgüyü ben kendim yapardım burada. O imkanlar yok şimdi. Burada yer lazım onu yapacak. Onu da çözgüyü de orada yaptırırım ben. Daha ekonomik oluyor. Eskiden nasıldı peki? Eskiden dükkanımızda çözgü yerleri falan vardı, büyüktü. Alan büyüktü bizde. Şimdi bu Çarşı. ilk dükkanınız değil tabii Değil ki, tabii. değil mi? Çarşı içinde bizim büyük dükkanlarımız vardı.
Usta'cığım 8 tezgahtan bir bu tezgah mı evet, kaldı burada? Evet, bu tezgah kaldı. Bu tezgahlar da Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün köylere dağıttığı tezgahlar. Hı hı. Bu tezgahlar köylere teşvik için dağıtmıştı Cumhuriyet döneminde. Kaç yıllık şimdi bu tezgah yani? Benim bildiğim bileli herhalde 70 senelik var. Belki daha eski. 70-80 senelik var bu tezgah. Siz kaç yaşındasınız Usta'cığım? Ben 72 yaşındayım. 73'e giriyorum. Ben sizle bildiğim... yaşıt yani neredeyse. Evet, evet, evet. Benden de büyük. Bu tezgah belki de. Gürgen bak hiç bozulmamış. Farkındaysanız hiç çürüklük falan gürgen yok. Gürgen mi şey gürgen, ağacı? Ağacı gürgen de. Peki ustacığım dokuduğunuz bu dokumaların isimleri var mı? Böyle renkleri farklı. Mesela şu yeşil, burada bordo var. Evet. İsimleri var mı? İsimleri yok. Renk işte. Renge göre. Ayrıca bir isim yok. Düz pembe olur. Ne olarak kullanılırmış önceden? Önceden bürgü olarak. Sırf bürgü yapılırdı. Bürgü ne işe yarar? Gelin kızların başlarını örtün diyor. Gelin giderken mi örterlermiş? Evet, evet. Bir sene falan örtünürlerdi bunu. Bir yıl boyunca? Bir yıl boyunca örtünürlerdi. Tabii altını falan altında tabii, tabii, değil mi? Tabii. Altında. Şimdi bu adet yaşatılıyor mu yok, Beypazarı'nda? Yok, yok. Beypazarı'nda yok. Bürgü işi kalktı. 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 Şimdi masa örtüsü olarak kullanıyorlar bunları. Sen hep halen devam ediyorsun ustacığım. Tabii biz yapıyoruz ve... Satıyoruz yani. Bazı şeylerde de bürgü diye de alanlar var yani. Çeyizi alıyorlar herkes. Peki ustacığım eskiden nasıldı bu dokumacılık işleri? Şimdi bir tek sen kalmışsın. Evet eskiden... Çıraklar var mı peki? Şimdi çırak yok. Yetişmiyor çırak. Eskiden çırak vardı. Ve eskiden çok satardık. Bizim 8 tezgahın malı elimizde kalmazdı babam zamanında. Şimdi biz Beypazarı'nda dokurduk. Afyon'un sandıklı kazasında götürdü baba. Afyon'un sandıklı kazasında da aynı bürgü. Orada fıta derlerdi. Fıta. Fıta. Orada da örtünürlermişti. Fıta örtüsü fıta olarak. Fıta örtüsü olsun. İsmi değişiyor tabii. İsmi değişiyor. Orada satarmıştı babam. Ustacığım böyle tezgahın başına geçtiğin zaman ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Böyle bir eskilere gidiyor musun? Tabii tabii gitmez olur muyum? Eskilere gidiyorum tabii. Aklıma geliyor her türlü dokumacı arkadaşlara geliyor. Hep dünyada yok hiçbiri şimdi. Hele bir tane ustamız vardı. Erzurum'dan babam rahmetlik. Kimsesi yokmuştu. Çalışırdı. Dükkanda bir yerimiz vardı. Orada da yatır kalkardı. Babam öldükten sonra rahmetli geldi. O da öldüdür şimdiye tabii. Patron derdi babama. Patron patron. Yok ben de devlet memuruyum o zamanları. Çağırdılar bana. Dediler usta geldi. Geldim baktım perişan vaziyette. Adam yıkıldı. Babamın öldüğünü duyunca. Falan. Ben yapmıyordum o zaman tabii tezgahlarım şey değildi. Adama 3-5 kuruş verdik kendine gönderdik. İşte bunlar, hiç unutmam bu anıları. Hep bu işi yaparak mı geçiminizi kazandınız? Evet, evet. Bu işi yaparak. Ben çok başka işler de yaptım da genellikle bu iş. Ara verdiniz mi hiç bu dokuma işini? Tabii devlet memurluğu yaptım. Ama o zaman da yine bürgü yaptırırdım. Yani bu sevda içinizden geçmedi. Geçmedi tabii. Daha hala da öyle geçmez. Öyle ki oturuyorsunuz hala tezgahta. Thank you.
peki bu bürgülerin fiyatı nedir? Bürgünün fiyatı 60 milyon. Fiskoslar 40 milyon. Bu fiskos. Evet. Masa örtüsü yani. Masa örtüsü 40 milyon. 40 milyon. Evet. Bürgü de 60 milyon. O büyüktür biraz. 1.90'a 1.15. Ve içinde ipek var. İpek var. Çözücü pamuk, içine attığımız ipek. Bu da 1.15'e 1.15. Bunlar kare. Gün tabii kare, bu kare. Masa örtüsü olarak. Bugün de bir tane yapılıyor. Bir usta yövmiyesi değil yani. Ben bir usta çalıştıracağım. Sıva iş yaptıracağım. 100 milyon lira yövmiyesi. Öyle söyleyeyim. Biz, bunu kaç günde bitiriyorsunuz? Günde bir tane yapılır. Bir tane. Ancak bir günde bir tane, tane çıkıyor, evet. Yani. Günde bir tane çıkar. Bunu zevk için yapıyoruz işte biz. Sanat ölmesin. Sanat ölmesin. Gelen giden görsün. Onlara bir hizmet olsun. Kültür tabii, hizmeti, hizmeti değil mi? Hizmet. Peki ustacığım, ne düşünüyorsun? Nereye gidiyor meslek? Çırak da yok. Çırak yok işte. Üzülüyoruz onun için tabii. Ölüyor. Bana çırak geliyor bazen. Ya gel kardeşim çalış. Çalışayım diyor. Yövmeye kaç lira vereceğim bana diyor. Ya belle ben seni parça başı çalıştırayım. Şimdi bana bir eleman olsa, parça başı çalışsa çalıştırırım. Değil mi? Evet. Kolum arızalı bak. Evet, kolunuz hasta değil mi? Evet. Çalışır bana buna parça. Buna rağmen tezgahın başında. Tabii, ona rağmen tezgahın çalışıyorum. Parça parça veririm, çalışsın. Ekmek karnını doyurur. Genç olursa daha fazla, günde iki tane yapar. Ama sevmek lazım değil mi ustacığım? Tabii, sanat sevmek lazım. Evet. Eşiniz hayatta mı? Hayatta. Beraberiz aynı. 53 sene olduk. 54. seneye bastık. Oh maşallah. 53 yıldır. Evet. 53. Yarım asrı geçmişsiniz. Evet evet. Uçların da o bağlar. Eşim yardımcı olur tabii. Bu saçakları o bağlar. Hanım bana yardımcı yani. Bunlar da bu şekilde o size yardımcı olur. Tabii yardımcı olur bana. Bunları hanım bağlar. Bana devamlı yardımcı olur. Eşinize yardımcı olur. Evet yardımcı olur bana. Devamlı yardımcı olur. Çocuk var herhalde. Çocuklar var tabii ki. Bir oğlum bir kızım var. Kızım Ankara'da gelin. Oğlum burada işte yanımda Bülent. Yanınızda o da. Evet. Yardımcı oluyor mu size? İşte oluyor bazen. Dokumada değil de başka şeylerde yardımcı oluyor. Herhangi bir şey öğretmediniz mi ona? Öğrenmedi mi? O içeride motorlu tezgah var. Onu yapar. Elektrikli tezgah var. Onu da çalışabilir yani. Ustacığım gelininiz, gideniniz, misafiriniz çok sizin. Çok, çok. Değil mi? Çok. Sizi tanımayan da yok. Evet, evet. Çok gelen var. Bütün bürokratlar da gelir, halktan da gelir, fotoğrafçılar gelir devamlı. İlla bir sizin yanınıza uğrayacaktır. Muhakkak Beypazar'a gelen bana uğramadan geçmez. Muhakkak. Yurt dışından da gelenler olur. Bazı televizyonlarda yurt dışında görüyorlar. Oradaki Beypazarlar telefon açar. Hayatınızda televizyonda gördük seni. Almanya'dan falan. Seni gördük gene değil. Böyle. Sen onun için seni özleyenlere çok hasret çektirmiyorsun. Tabii. Değil mi? Tabii. Onun için işte bütün beni izleyenler Beypazarımıza gelsinler. Beypazarı görsünler. Hayati Usta'nın dokumalarından alsınlar. Hayati Usta'dan alsınlar. Başka arkadaşlardan alsınlar. Beypazarı görsünler yani. Görmeden gitmesinler. Görülecek bir yer Beypazar. Beypazarlısınız aslında. Beypazar'ın yerlisiyim ben. Doğma büyüme buralıyım.
Ve doğma büyümede bu evde oturdum. Hı hı. İş burada, baş... bu binada. Yukarıda, evet, hı. Bu binada. Bunun burada yukarısı eviniz. Evimiz. Annemin babasından kalmış. Hı hı. Ben 6 kardeşim. Hı hı. Kardeşlerim dışarıda, İstanbul'da, Ankara'da. Hı hı. Bir ben kaldım Beypazar'da. Kardeşlerim bana verdiler burayı. Ben burada oturuyorum. Neden bırakmadınız Beypazarı'nı? Beypazarı'nı bırakamadım. O kadar fırsatlar oldu. Gitmedim Ankara'ya falan. Hı-hı. Girmedim başka yerlere. Ankara'ya tayinim çıktı metrolojideyken. Memurken. Geri durdurdum. Beypazar'da kaldım. Beypazarı yani aşkı da var yani. Evet, evet. Seviyorum Beypazarı. Usacığım ellerinize sağlık. Elleriniz sağ dert görmesin. Sağ olun. Hep burada durun, biz de gelelim, sizi i̇nşallah, ziyaret edelim. İnşallah, sık tabii, sık. Tabii. Olur mu? Tabii, inşallah. Tekrar bekleriz. İnşallah. Her zaman için.